Uzun yıllardan beri böyle eğlenmemiştim. Daha önce böyle büyük, böyle kalabalık bir düğün gördüğümü hatırlamıyorum. Arkadaşım Sinem'in de ne çok tanıdığı, akrabası, arkadaşı varmış. İğne atsan yere düşmez koca köy meydanında. Böyle farklı kültürlerin olduğunu da bilmiyordum. Hiç sönmeyen bir ateş. Etrafta kasvetli bir hava. Asla susmayan davul ve zurna. Adım Yeşim. Yaklaşık 7 yıldır çalıştığım kurumsal bir şirket kendim geliştirmem amacıyla yurt dışına gönderdi beni. Size ilk olarak Türkiye'deki hayatımdan bahsedeyim. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldim. Tek kız çocuktum. Lise bitene kadar bunun cefasını bayağı bir çektim. Erkek kardeşlerim her şeyime karışıyor. Bana hayatı zehrediyordu. Annem ve babam da sırf onlar erkek diye onların yanında duruyor. Hiçbir konuda benim tarafımda bulunmuyorlardı. Lise bittikten sonra kendi başımın çaresine bakmam gerektiğini anladım. O zamanlar birçok iş deneyimim oldu. Market sektöründen satış temsilciliğine kadar birçok dalda kendimi denedim. Benim işime verdiğim emeğin karşılığını iş yeri sahipleri vermediği için sırayla kısa süre çalışıp hepsinden ayrıldım. Bir yandan İngilizce çalışıyor, daha farklı sektörlerde kendimi deniyordum. Kendi evime de çıktım bu arada. Bir sabah uyandım, Yatağımdan kalktım ve CV bıraktığım şirketlerden geri dönüş olmuş mu diye hemen bilgisayarımın başına geçtim. Reklam mailleri arasından bir iş ilanı mailine denk geldim. Bu yaklaşık 4 ay önce başvurduğum bir şirketin bana geri dönüş mailiydi. Sevinmiştim. Belki öncekiler gibi red cevabı gelecekti. Belki bir gemi daha batacaktı. Heyecanla maile tıkladım. İçeriğini okumaya fırsat kalmadan Sayfanın biraz aşağısında yer verdikleri koyu renkle ve kalın harflerle yazılmış başvurunuz kabul edilmiştir cümlesini gördüm. Daha çok sevinmiştim. Çünkü bu şirket gerçekten prestijli, çalışanına değer veren ve şirket için değil çalışan için kurulan bir iş yeriydi. Hemen hazırlıklarımı yapıp gerekli evrakları tamamladım. İnsan kaynaklarında benden başka bir kız daha vardı. İnsan kaynakları ilk önce onun işlemlerini halletti. Güler bir yüzle Hadi bakalım Sinem. Hayırlı olsun. Şirketimize güzellikler katacağını inanıyoruz dedi. Sinem de teşekkür edip odadan çıktı. O zaman öğrendim bundan sonraki hayatımın bir parçası olacak kişinin adının Sinem olduğunu. Ben de insan kaynaklarındaki işimi bitirip işe başlama tarihini pazartesi için anlaşıp odadan çıktım. Benim için uzun bir maraton bugün başlamış oldu. İş yeri sahibi üçer kişilik olmak üzere gruplar kurdu. Şansıma benim grubumda Sinem de vardı. Sinem'le o günden sonra samimi olmaya başladık. İş yerinde iyi geçiniyor, dışarıda kahve içiyor, yemekler yiyorduk. Bizim bu yakınlığımız ve samimiyetimiz diğer çalışanlar tarafından da dikkat çekiyordu. Artık Sinem'le birbirimizin evine de girip çıkmaya başladık. Onunla daha önce tanışmadığım için üzülür haldeydim. Bir yandan da artık hayatımda olduğu için seviniyordum. Zaman geçtikçe terfiler aldım, maaşım yükseldi. Aileme de destek olmaya başladım. Benim hiçbir işe yaramayacağımı düşünen ailem ne hikmetse artık her zaman yanımda olacaklarını söylüyorlardı. Paranın gücü tabi bu. Bir gün iş yeri sahibi bir toplantı yapacağını söyledi. Sabahın erken saatinde bizi toplantı salonunda görmek istediğini belirtti. Her zamanki iş planlarıyla alakalı olacağını düşündüğüm için giyim ve kuşanma çok özen göstermeden iş yerine doğru yola çıktım. Sinem kendine bir araba aldı bu esnada. Beni evimden alıp iş yerine geçtik. Ne kadar çalışan varsa hepsi oradaydı. İş yeri sahibi toplantı odasına sığmayacağımızı düşünüp bizi konferans salonuna aldı. Hepimiz yerimizi aldık ve dinletiyi beklemeye başladık. Gene uzun bir iş planı görüşmesinden sonra patronumuz size hayatınızı kurtaracak bir teklifte bulunacağım. Hem kendinizi geliştirecek hem şirket için daha iyi işler yapabilecek hem de refah seviyenizi üst düzeye taşıyabilecek bir teklifte bulunacağım dedi. Ben ve Sinem dahil tüm çalışanlar dikkatlice iş yeri sahibini dinlemeye başladık. Patronumuz lafa girdi. "Öncelikle bana, bize ve iş yerimize bu zamana kadar verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Siz varken hep bir adım öndeyiz. İlk olarak bu takdire şayan çalışmanızdan dolayı A'dan Z'ye herkese belirli bir miktar zam yapacağız. Tabii daha güzel haberlerim var. Her gruptan bir kişiye yurt dışında açtığımız şirket için çalışma olanağı sunacağız." Aranızda bir rekabet olsun istemiyoruz fakat bir yerden sonra biraz da olsa kendinizi düşünmeniz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte herkesi tek tek ben takip edeceğim. Yaptığınız işleri bize ne kattığınızı bilmek istiyorum. Tüm bunlara göre hangi gruptan kimin yurt dışı eğitimine ve oradaki şirketimizde çalışmaya devam edeceğine karar vereceğim. Lütfen odama gelip bana bu konu hakkında sorular sormayın. Belki yarın belli olacak. Belki haftaya. Belki de seneye. Sizden istediğim sadece işinize dört elle sarılmanız. Toplantıyı burada sonlandırıyorum. Zamlar bir dahaki maaş gününüzde hesabınızda olacak. Hepinize teşekkür ediyorum dedi ve kürsüden indi. Tabi salonda büyük bir alkış koptu. Salondan çıktıktan sonra herkes yurt dışı işini konuşmaya başladı. Heyecanları gözlerinden okunuyordu. Açıkçası ben de çok heyecanlıydım. O gün şirketteki çalışanlar beraber bir kutlama yapmak istediler. Ben de bunu bir fırsat görüp kendimi bir adım öne atmak için davete katılamayacağımı söyledim. Herkes iş yerinden çıktı. Ben odama geçip bilgisayarın yanına oturdum ve çalışmaya başladım. Bir yandan hayaller kuruyor, bir yandan da heyecanla çalışıyordum. Benim bu tutumum zamanla patronun dikkatini çekti. Sinema baktığımda eski temposuyla devam ediyor. İşini daha verimli yapmaya çalışmıyordu. Sık sık odadan çıkıp patronun odasına gidiyordu. İşten kaçıp patronun odasına gitmek için hep bir bahanesi vardı. Uzun zaman geçti. Ben geceleri uykusuz kalıp hayallerim için çabalamaya devam ettim. Yaklaşık 6 ay sonra patronum beni odasına çağırdı. Gözün aydın. Yurt dışı hayatın hayırlı olsun. Orada da senin gibi işine sadık. Saygılı ve güler yüzlü insanlara ihtiyacımız var. Hadi git ailenle vedalaş. Valizini hazırla. Uçağın çok yakında kalkıyor dedi. O an sevinçten az kalsın patronuma sarılıyordum. Yaptığımın saygısızlık olduğunu düşünüp bir anda kendimi geri çektim. Patronun bu davranışımı bile anlamış olacak ki. İşte bu yüzden seni seçtim dedi. Ben odadan çıktıktan sonra başka çalışanlar da sırayla odaya girdiler ve mutluluk gözyaşlarıyla geri çıktılar. Odaya giren son kişi Sinem'di. Kendi kendime düşündüm. Her gruptan bir kişi yurt dışına gitme hakkına sahip olacaktı sadece. Neden sinemi de odaya aldı diye kendime sordum. Bir süre sonra ağlayarak sinem odadan çıktı. O da sevinçten ağlıyor sandım. Tam sarılacakken elindeki belgeyi bana gösterdi. Bu işten ayrılma dilekçesiydi. Sinem'in yurt dışı hakkını kazanmak için patrona yaptığı yalakalıklar patronun canını sıkmaya başlamış. O da çareyi Sinem'i işten çıkarmakla bulmuş. İçeri girip işten çıkarmaması için konuşacaktım ama kendimi de riske atmak istemediğim için vazgeçtim. Belasıl kelam. Şu an yurt dışındayım. Sinem'le ara sıra görüşüyoruz. Kendisine bir erkek arkadaş bulmuş. Erkek arkadaşıyla birlikte yaşamaya başlamış. Şirkete gidip tekrar görüştüm mü diye soruyorum bazen. Belki bir umut. Eski işini tekrar kazanır diye. Orayla alakasını tamamen koparmış. Ben ise şirketimi yurt dışında temsil etmeye devam ediyorum. Ara sıra Türkiye'ye dönüyor. Ailemi, arkadaşlarımı, tanıdıklarımı, iş arkadaşlarımı görüp Biraz kafa dinledikten sonra geri dönüyorum. Burada hayat istediğim gibi. Daha şimdiden kendime bir araba ve Türkiye'den bir ev aldım bile. Aldığım evde ailem kalıyor. İlerleyen zamanlarda kendime bir ev daha alacağım. Sinem'le hala aramız çok iyi. Ona bazen maddi anlamda da destek çıkıyorum. Çalışmadığı için bazı noktalarda güçlük çekebiliyor. Benim yerimde o olsaydı aynısını yapardı eminim. Velhasıl bir gün telefonum çaldı. Arayan Sinem'di. ...genel rutin nasılsın nasıl gidiyor konuşmalarından sonra gerçekten çok mutlu edecek bir haber vereceğini söyledi. Yeşim yakında evleniyorum. Seni de en yakın zamanda bu mutlu günümde yanımda görmek istiyorum. Sana net tarihini söyleyeceğim. Şimdiden kendine düğün için elbise bakmaya başla. Çok kalabalık, büyük ve eğlenceli bir düğün olacak. Senin için de güzel sürprizlerim var dedi. Tabii ki bunu çok sevmişti bir ses tonuyla söylemişti. Ben de bu habere o kadar çok mutlu olmuştum ki İki gün boyunca yüzümde gülücükler eksik olmadı. Ben hala işe gidip geliyor. Ara sıra Sinem'le düğün hakkında konuşmaya devam ediyordum. Sonunda beni arayıp düğün tarihini verdi. Bir hafta sonra çarşamba günü düğün vardı. Hiç vakit kaybetmeden düğünden iki gün öncesine bilet aldım. İş yerimden izin alarak Türkiye'ye döndüm. Sinem'in zaten başı kalabalıktır diye onu çok meşgul etmek istemedim. Annemle beraber düğün için elbise bakmaya başladık. Anneme de hediye olarak bir elbise ve altın bilezik aldım. Düğünden önceki gün Sinem beni evleneceği adamla tanıştırdı. Çok zarif, kibar bir adam gibi duruyordu. İlk düğün evlenici adamın köyünde olacak. Diğeri İstanbul'da bir düğün salonunda olacaktı. Biletlerimizi alıp Muş'a doğru yola çıktık. Ben annemle beraber kendi arabamla gittim. Düğün konvoy halinde İstanbul'dan Muş'a kadar devam etti. Damadı takip ederek düğün evine kadar gittik. Her şey hazırlanmıştı. Büyük bir kalabalık orada bizi bekliyordu. Bir boşlukta Sinem'i kenara çekip "Neden düğünden bir gün önce gelip hazırlık yapmadık? Sanki hazıra konmuş gibi oldu. Sence de öyle değil mi?" diye sordum. Sinem sakin bir tavırla "Buralarda böyle oluyormuş. Bana da Sinan söyledi. Düğün zaten bir gün sürmüyormuş. Diğer gün düğün bitiminden sonra geri İstanbul'a dönecekmişiz." "Sen ortama ayak uydur yeter. Bir de bunları düşünmek istemiyorum." dedi biraz sinirli bir tavırla bana karşı olan tavrının nedenini anlamadım ama düğün telaşındandır diyerek çok da üstüne düşmeden elimden geldiğince yardımcı olmaya devam ettim. Annem hemen oralardan kendi yaşıtlarındaki insanlarla arkadaşlık kurmuş, kendince bir ortam oluşturmuştu. Herkes bu kadar rahatken neden ben stres oluyorum diye düşünüp bir sandalyeye oturdum ve etrafı izlemeye başladım. Hava kararmak üzereydi. Uzaklardan davul zurna sesleri gelmeye başladı. Birden etrafımıza doluşan köpekler ulumaya başladı. İnsanlar ortaya çıkıp oynuyorlardı. Her şey çok hızlı gelişti. Ama hala uzaktan gelen davul zurna sesleri düğün yerine gelememişti. Baktım Sinem'le kocası Sinan kalkmış oynuyor. Ortada ne orkestra var ne müzisyen. Sadece uzaktan gelen sesle yetinip ona göre bir şeyler yapmaya çalışan düğün sakinleri. Biraz sonra sandalyesinde oturan tek kişinin ben olduğunu fark ettim. E ayıp olmasın diye ben de kalkıp oynamaya başladım. Herkes çılgınlar gibi eğleniyordu. Havada iyice kararmıştı. Ne evlerin ışığı yanıyor ne de sokak lambaları yanıyordu. Sadece ayın vurduğu hafif loş ışıkla insanlar idare ediyordu. Her şey o kadar garipti ki. Benden başka kimse bu garipliğin farkına varamamış gibiydi. Yaklaşık bin kişiye yakın insan vardı. Sandalyelerin hepsi boştu. Herkes ayaktaydı. Müzik sesi desen hala uzaklarda çalıyor. Ortam kapkaranlık. İnsanların yüzünde garip bir ifade. O kalabalığın arasında sinemi aramaya başladım. Yanından geçtiğim insanlar parmaklarıyla beni gösterip fısıldayarak ince ince bir şeyler konuşuyorlardı. Ortam beni iyice gelmeye başlamışken sinemi gördüm. Beni görünce sevindi. Kollarımdan tutup hadi kaldır kollarını. Bugün senin en güzel günün. Doyasıya eğlen, oyna, ağanın tadını çıkar. Bir daha böyle güzel bir gün yaşayamayacaksın dedi. Sinem'in o güler yüzünü görünce biraz olsun kendime gelip ambiyansa katılıp oynamaya başladım. Doğru, benim en yakın arkadaşım evleniyor. Tabii ki benim en güzel günüm olacak. Tabii ki böyle güzel bir günü bir daha yaşayamayacağım. Ah benim temiz kalbim. Ah benim saf benliğim, iyi niyetim. Ben bir 10 dakika kadar oynadıktan sonra gidip bir sandalyeye oturdum. Oynayanlara alkış çalmaya başladım. Saatler geçti. Telefonumdan kontrol ettiğimde saat 23.59'u gösteriyordu. Tam 6 saat olmuş düğün başlayalı. Koca 6 saatten beri düğüne gelen kim varsa hepsi ayakta. Uzaktan gelen davul zurna sesleri hala susmamış. Kimse yorulmamış gibiydi. Birden uluyan o köpekler etrafımı sarmaya başladı. Küçüklükten gelen köpek korkum yüzünden istemsizce büyük bir çığlık attım. Sesimi duyan düğün sakinleri birden bana doğru baktılar. Köpekler etrafımda dönmeye başladı. Bazısı hırlıyor, bazısı uluyordu. Korktuğumu düşünen bazı kadınlar yanıma geldi. Küçük çocuklar da köpekleri takip ederek etrafımda dönmeye başladı. Çocuklar dönerken bir yandan da ''Çarşamba, çarşamba, en güzel gün çarşamba'' diyerek sanki bir oyun oynar nidasıyla gülüşüp dönmeye devam ediyorlardı. İyice korkmaya başladım. Yanıma bir kadın geldi. Etraf çok karanlık olduğu için kimseyi seçemiyordum. Ayırt etmekte zorlanıyordum. Ortamdakilerin büyüğü olduğu bakışından ve duruşundan anlaşılıyordu. Bir sandalye alıp karşıma oturdu. Öpmem için elini uzattı. Biraz korktuğum, biraz çekindiğim için istemeye istemeye mecburen elini öpmek zorunda kaldım. Eli çok sertti. Derisi çekilmiş, damarları çıkmıştı. Ve eli çok kıllıydı. Hiç kadın eli gibi değildi. Yaşlılığı yüzündendir. Hepimiz böyle olacağız sonuçta diye düşündüm içimden sessizce. İçimden sessizce düşünüyordum çünkü ağzımdan çıkacak bir kelimeden bile korkuyorum. Tek kelime bile etmek bana zarar verecek diye düşünüyorum. Kadın korku dolu gözlerimin içine bakarak. Hoş geldin kızım. Burası senin de düğünü sayılır. Hatta senin düğünün bu. Buraya toplanan herkes senin için burada. Ellerini bana ver de hadi gelinle damat masasının oraya doğru gidelim.'' Sana güzel sürprizlerim var dedi. Güzel sürprizlerim var cümlesini duyunca aklım başıma geldi. Aynı cümleyi bana sinem'de kurmuştu. Ortasından yarıp geçtiğimiz kalabalık arkamızdan bizi alkışlıyordu. Birden yanından geçtiğim kişinin Sinem olduğunu gördüm. Tebrik ederim canım. Bir ömür mutluluklar diliyorum sana dedi ve elini omzuma koyarak beni hafiften itti. Masanın sandalyesinin biri boştu. Yan tarafta damat oturuyordu ama Arkası dönüktü. Kim olduğunu göremedim. O an oradan kaçmak istedim. Ağzım çıktığı kadar bağırmak istedim ama birisi sanki beni elimden ayağımdan zincirlemiş, ağzımı bantla kapatmış gibi ne başka yöne gidebiliyor ne de ağzımı açıp tek kelime edebiliyordum. Kadın beni götürüp damadın yanına oturttu. Önüme döndüğümde yüzlerce kişi beni alkışlıyordu. En önlerde sinemi gördüm. Benim üzerimde olan mavi elbise onun üzerindeydi. Kendi üstüme bakınca onun gelinliğinin de benim üstümde olduğunu fark ettim. Ben evleniyordum. Bu nasıl olabilirdi? Bu Sinem'in düğünüydü. Ben nasıl onun yerine geçebilirdim? Kafamı çevirdiğimde damat sandalyesinde Sinem'in evleneceği adam olan Sinan'ı gördüm. Suratı bir değişikti. Dişlerini göstermeden gülümsüyor ama dudakları kulaklarına kadar açılıyordu. Göz bebeklerinin birisi sağa, diğeri aşağı bakıyordu. Burnunun sadece delikleri vardı. Saçları bembeyaz, kulakları aşağı doğruydu. Kulağıma doğru yaklaşıp, kadınım yapacağım seni. Her iki alemde de benim dediklerimi yapacaksın. Kurallarımıza uyarsan, seni hiç üzmeyiz. Fakat eğer uymazsan, senin için cehennem işte o zaman başlar. Şimdi buraya annem gelecek. Onun dediklerini yapacaksın. Seni buradan kimse kurtaramaz dedi. Kalabalık içinden birisi yanıma doğru geldi. Gelirken kim olduğunu fark edemedim ama Yanıma gelince Sinem olduğunu anladım. Kulağıma doğru eğilip, hayırlı olsun canım. Bugün senin en güzel günün. Oyna, eğlen, talını çıkar. Böyle güzel bir günü bir daha asla yaşamayacaksın dedi. Resmen dejavu yaşıyordum. Sinan'a bakarak dudak altından sinsice gülümsedikten sonra geldiği kalabalığın içine geri döndü Sinem. O sırada korkudan biraz altıma kaçırdım. Kokuyu alan Sinan denen varlık. Sen ne kadar pis bir kadınsın. Seni bu şekilde koynuma almam. Anneme söyleyeyim de seni bir güzellik kayıp temizlesin. Bir daha da benim yanımda böyle saygısızlık yapmaya kalkışma. Seni o pisliğin içinde kendi ellerimle boğar. Derin bir kuyunun içine atarım. Ölmek için o Allah'ına dua edersin dedi. Annesi olduğunu bildiğim beni buraya kadar getiren kadın yanımıza geldi. Kolumdan tutup gel buraya diyerek beni ayağa kaldırdı. O sırada başka çaremin olmadığını bildiğim için bağırarak nas, felak ve ayetel kürsi okumaya başladım. Okuduğumu gören varlıklar kahkaha atarak istediğin kadar oku, bize bir şey olmaz mesajı veriyorlardı. Beni götüren kadının yerden aldığı dikenli sopayı kafama vurmasıyla yere düştüm. Yerdeyken de sırtıma birkaç darbe vurdu. Bu susmam, dua etmemem için bir uyarıydı. O kadar canım yanıyordu ki ağzımı açacak halim bile kalmamıştı. Herkesin içinden sürüklenerek kocaman yanan bir ateşin yanına gittim. Ateş o kadar büyüktü ki belki yüz metre yukarıya kadar ulaşıyordu. Ateşin etrafında köpekler ve çocuklar tekrar dönmeye başladı. Gene aynı ses. Çarşamba. Çarşamba en güzel gün. Çarşamba şarkısı. Köpeklerin enteresan uğultusu. Uzaktan gelen davul zurna sesleri tekrar gelmeye başladı. Herkes ateşin etrafında dönerek oynuyordu. Kadın beni ayağa kaldırdı. Herkesin içinde çırılçıplak soydu. Eliyle bir adamı yanına çağırdı. Sessizce bir şeyler fısıldadı. Adam çok geçmeden elinde büyük bir kazanla geri döndü. Adama kazanı ağzına kadar suyla doldurtup ateşin içine koymasını söyledi. Adam su doldurmaya başladı. Köpekler de ağızlarına aldıkları su dolu küçük kovaları getiriyor, kazan içine döküyordu. Çocukların şarkısı hala devam ediyor. Uzaktan gelen sesler susmuyordu. Ben gözlerimi kapatıp tüm bunların rüya olmasını istemeye başladım. Arada gözlerimi açıp olan bitene bakıyor sonra geri kapatıyordum. Çok uzun zaman geçti. Ateş ve kazan çok büyük olduğu için suyu köpeklerin getirdiği küçük kovalarla zor doldurmuşlar. Ateşin üstünde suyun kaynamasını bekliyorlardı. Ben anadan doğma her şeyin bitmesi için dua ederken yanımdaki kadın arkanı döndüğe bağırdı. O korkuyla mecburen yavaşça arkamı döndüm. Büyük ve pis tırnaklarıyla sırtıma bir şeyler kazımaya başladı. Tırnakların o sertliğini hissedebiliyordum. Canımı yakmasından kanadığını da anlıyordum. Biraz sonra ayağa kalk komutu geldi kadından. Yürü dedi. Arkamı dönüp ağlayarak nereye diye sordum. Seni mızmız şey. Bir de gelinim olacak. Daha laftan anlamıyor. Ben seni adam etmesini bilirim dedi ve sürükleyerek beni ateşin içindeki kazanın yanına getirdi. Resmen ateşin içinden geçip yerde köz olmuş odunlara, çalılara basıyorduk. Nedense hiç canım acımıyordu. Kendimi artık ölümün soğuk kollarına bıraktım. Kaynayan kazan içinde canlı canlı, cayır cayır yanacaktım. Sinem, Sinan ve Sinan'ın annesi beni kaldırıp kazanın içine atacakları anda büyük bir gürültü koptu. Havada şimşekler çakmaya başladı. Yıldırımlar düşüyordu. Havada beyaz bulutlar, dumanlar dolanmaya başladı. Koca ateş birden söndü. Tüm bunları artık aklım almıyordu. Bir ağacın köşesine geçip ağaca yaslandım. Gözlerimi kapadım ve içimde biriktirdiğim ne varsa o akşam ne yaşadıysam hepsini dışa vurdum. Bağıra bağıra ağladım. Etrafımdan çığlık sesleri geliyordu. Yüzüme gözüme bir şeyler sıçrıyordu. Birden etrafım sanki bir çiçek bahçesindeyim bahçesindeymişim gibi mis gibi kokmaya başladı. Köpek oğuldusu, çocukların şarkısı uzaktan gelen davul zurna sesleri. Hepsi birden kayboldu. Yerini kuşların, böceklerin sesi aldı. Öldüm de cennete geldim diye düşündüm. Her ne oluyorsa ya da olduysa onunla yüzleşmek için yavaşça gözlerimi açtım. Sabah olmuştu. Güneş doğuyordu. Etrafta yatan bir sürü ölü beden vardı. Sinan ve annesinin elleri ayakları zincirlenmiş bir ağaca bağlanmışlardı. Kolumla gözyaşlarımı silip etrafta dolaşmaya başladım ölümden sonrası böyle bir şey demek ki dedim. Belki de o kazana atılıp yanarak can verdim. Fakat mutluydum, huzurluydum. Arkamdan birisi dokundu. Sübhanallah. Hayatımda böyle temiz yüzlü, nurlu bir surat görmemiştim. Aklıma bir sürü şey geliyordu. Adam gözlerimin içine bakıp "Hadi kızım, ellerini ver, gidiyoruz. Biliyorum kafan çok karışık ama her ne olduysa, neyi merak ediyorsan sana anlatacağım." dedi. Elim uzattım. Bismillahirrahmanirrahim. Birden kendimi büyük bir odada buldum. Aynı yaşlı adam karşımda duruyor. Sinem yanımda baygın yatıyordu. Odanın içi güzel bir kokuyla kaplıydı. Raflarda bulunan dini kitaplar bana resmen huzur veriyordu. Ben ne olduğunu anlamadan Sinem kendine geldi. Beni görünce ayağa kalktı. Ellerimden tutup beni de ayağa kaldırdı ve sanki 60 seneden beri görüşmüyormuşuz gibi sarıldı. Kemiklerim kıracak derecede sert sarılıyordu. Yaşlı adam söze girdi. Oturun kızlar. Daha hiçbir şey bitmedi dedi. Sinem gözlerini benden ayırmıyordu. Hoca bir kağıda bir şeyler yazıp odadan çıktı. Hemen ardından kara çarşaflı bir kadın odaya girdi. Arkanı dön kızım dedi. Arkamı döndüm. Belimi açtı. O an hatırladım. Belimdeki tırnakla kazınmış şeyleri. Dua ve surelerle belimi iyice ovaladı. Yavaşça geri kapattı. Kadın odadan çıkınca hoca geri girdi. Tüm olayı anlattı. Hani benim çalıştığım şirket var ya, çok sevdiğim, babam gibi gördüğüm o şirketin sahibi. En başından beri bana karşı farklı şeyler hissediyormuş. Sırf benimle daha yakın olmak için yurt dışına benim gitmemi istemiş. Tamam, fiziksel olarak uzaklaşsak da manevi olarak yakınlaşırız sanmış. Bana bu müjdeyi vermek için odasına çağırdığı gün sinem işten çıkarmış. Sebebi de şuymuş. Burayı Sinem'in ağzından anlatıyorum. Bak Yeşim, sen benim için ne kadar değerli ve kıymetlisin biliyorsun. Bu adam seninle yakın olabilmek için hep benden taktikler istedi. Her seferinde odasına çağırdı. Kimseye söylememem için bana yemin ettirdi. Ben de artık bu işten çok sıkıldığımı söyledikten sonra beni işten çıkarttı. Sana bir şey söylersem de beni öldüreceğini söyledi. Ölümle tehdit edilince sana bir şeyler söyleyemedim. Senden de yüz bulamayınca soluğu bir büyücünün yanında almış. Büyücüye her şeyi anlatmış. Büyücü bana karşı farklı şeyler düşünen patronuma her şeyi halledeceğini, tüm kontrolü alacaklarını ve benim tamamen ona bağlı olacağıma dair yemin etmiş. Büyü yapmak biraz uzun sürmüş. Benim sinemi ne kadar çok sevdiğimi bilen patronum beni en yakın arkadaşımla sınayacak, aklımla o şekilde oynayacakmış. Beni ona bağlayacakları gece işler yolunda gitmemeye başlamış. Başka alemden bir cinnya beni görünce beni oğluna almak istemiş. Büyücü kadın ne kadar karşı çıksa da onun hükmü onların kabilesine yetmemiş ve büyü yani yaptıkları işi ellerine, yüzlerine bulaştırmışlar. İşin içinden çıkamayan büyücü ölmekten korktuğu için beni kurtaran hocanın yanına sığınmış. Hoca tüm her şeyi anlattırdıktan sonra beni kurtarmak için acil olarak gerekli işlemlere başlamış. Tam beni kendilerine alacaklarken Hoca ve arkadaşları yetişmiş. Taş üstünde taş bırakmamış. Eğer biraz daha geç kalsalar ben şu an onların yanında o pis kadının gelini, o bilanç adamının da karısı olacaktım. En yakın arkadaşımın en mutlu günü diye gittiğim şehirde meğer benim için kurulmuş o gün düğün dernek. Kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Ne annemin, ne Sinem'in, ne de benim. Ben yurt dışındayken beni arayıp düğününe davet eden kişi gerçek Sinem bile değilmiş. Zaten Sinem yakın zamanda o beraber olduğu adamdan ayrılmış. Beni bu duruma çekmek için Sinem'i kullanmışlar. Yoldaki büyük konvoy, o düğün telaşı, oynayan çocuklar, çalan davul zurna, hepsi boynun bir parçasıymış. Bu olanlardan Sinem de çok etkilendi. Neyse ki hoca büyüğü bozdu ve bana zarar veren ve zarar verme potansiyeli olan herkesi yerin dibine soktu. Ben de kendimi toparlamak için uzun bir tatil yaptım. Sinem'le hala ara sıra görüşürüz. Yurt dışından kesin dönüş yaptım. Artık içine kapanık biriyim. Belki amaçlarına ulaşamadılar ama benim üstümde çok büyük bir iz bıraktılar. Hayatım boyunca bu izi taşımak zorunda olduğum için de huzursuzum. Şimdilik birikmiş paramla idare etmeye çalışıyorum. Eski çalıştığım şirketin patronu yani benim hayatımı yakan adam da şirketi satmış. Şehri terk etmiş. Uzun zamandan beri kendisinden haber alınamıyor. Ailesi polise haber vermiş. Arama emri çıkartmışlar ama hala kendisinden ize rastlanamamış. Şu anda da ara sıra beni kurtaran hocanın yanına gidip elini öpüyorum. O büyücü kadın da iyice hocamın kölesi olmuş. Hoca onun kötü niyetli cinlerini de kendisine bağlamış ve onları da kullanmaya başlamış. Bu dünya geçici. Elimden geldiğince herkes gibi güzelleşmek istedim sadece. Bir insanın hayatını yakmak bu kadar kolay olmamalı. Birisinin kaderini başkası etkilememeli. Hocam bunların bir imtihan olduğunu söylüyor. Ayrıyeten bu sınavı kazandığımızı da söylüyor ama ben galiba bu sınavı geçemedim. Kendimi bazen zor zapt ediyorum. Umarım beni bir gün haber kanallarında, gazetelerin 3. sayfalarında görmezsiniz. Çünkü bu vicdan ve azap beni yavaş yavaş intihara doğru sürüklüyor. Bir suçum olmadığı halde kendimi suçlu hissediyorum. En çok da Dünyaya gelişimden dolayı suçlu hissediyorum. Hala size aktaramadığım şeyler var. O hisler benimle birlikte toprağa gidecek. Umarım öbür tarafta mutlu olurum. Ben yeşim. Allah benim ve herkesin yardımcısı olsun. Amin. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.